Mescitte Hazreti Peygamber. Özellikle ümitsiz kalan kardeşlerim için söylüyorum. Hazreti Peygamber'in çok okuduğu bir dua var. O duayı vereceğim. Dünyanın bütün sıkıntıları içerisinde dünyanın çilelerine yorulmuş, ümitsiz kalmış, dünyalık bütün dertleri üst üste yığılmış olan bazı kardeşlerimizin özellikle daha rahat olabilmeleri için Hazreti Peygamber'in Ebu Umame'ye gösterdiği çok özel bir şey. Resulullah mescittedir. Efendimiz Medine'de. Medine'de Hazreti Ebu Umame dalgın, perişan bir halde mescitte oturmuştur. Hazreti Peygamber bir an içeri girer. Namaz vakti değildir. Namaz vakti değildir. Hazreti Peygamber mescitte Ensar'dan Ebu Umame'nin oturduğunu görünce dalgın Ebu Umame. Söyleyeceğim bu duayı, kalemleriniz hazır olsun. Bu duayı kalemleriniz hazır olsun. Kağıdınız ve kaleminiz. Biraz sonra söyleyeceğim. Yazın bunu. Hazreti Peygamber'in Ebu Umame'ye öğrettiği o kadar narin, o kadar kapsamlı güzel bir dua ki. İşte en daraldığınız, demin benim de sözlerimde işlenen cinayetler karşısında, zulümler karşısında. Hani bir daralırsınız ya, hani isyan eder hale gelirsiniz ya. İşte o anlarda okuyacağınız duadır bu. Hazreti Peygamber'in tavsiye ettiği o dua. Ebu Umame oturmuş, namaz vakti değil, çok perişan bir halde, tamamen sıkıntılı bir halde Hazreti Peygamber görünce Ebu Umame'yi, ne yapıyorsun Ebu Umame diyor camide şu saatte. Ya Resulallah, Ebu Umame diyor ki perişan ve ya Resulü. Neyim var Umame? Borçlar ya Resulallah, borçlar. Dünyanın çileleri ve sıkıntıları beni buraya itti ya Resulallah. Camiden başka sığınacak yer bulamadım ki. Buraya geldim ey Allah'ın Resulü. Allah Resulü döndüler. Umame dedi. Dünyanın sıkıntıları mı? Dünyanın çileleri mi seni buraya getirdi? Evet ey Allah Resulü. Borçlar, sıkıntılar, içinden çıkılmaz girdaplar beni bu hale getirdi ey Allah Resulü deyince, sana bir dua öğreteyim mi? Bir dua. Allah duanın hürmetine senin borç sıkıntılarını giderir, borçlarını ödetir. Bu şu demek değil, borcunu ödeme dua oku. Hayır. Borcunu ödemek için çalış ama duayı da unutma. Dua bir rahmet iklimidir, bir sığınaktır. Dua oku, borç ödeme. Yok öyle bir şey. Din öyle demiyor. Borcunu da öde, duanı da oku. Ellerini Allah'a aç. Allah'ım borcumu ödemek istiyorum. İyi niyete bana bir kapı aç. Öğretilen bu. Yoksa uzan, tevekkül et. Yok öyle şey. Çalış, tedbirini al, sonra tevekkül et. Umame dedi ki Allah'ın Resulü bana dese de sevinsem duayı. Ben şimdi bu duayı söyleyeceğim. Siz de yazmaya çalışın bu duayı. Allah Resulü şöyle diyordu. Umame, Ebu Umame, sabaha varınca oku, akşama varınca oku, duayı oku diyordu. Ve dua şöyleydi. Allah'ım, Allah'ım,
Allah'ım, tasadan ve tembellikten sana sığınırım. Tasadan, korkudan, ümitsizlikten, tembellikten sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borcumun beni sıkıştırmasından, çaresiz bırakmasından sana sığınırım. Makam ve mevkiin şımarttığı adamların şerrinden sana sığınırım. Böyle de, böyle de. Ebu Umam öyle diyecektir. Duayı bir daha söyleyeyim mi? Dilerseniz duayı bir daha söyleyeyim. Allah'ım, tasadan ve tembellikten sana sığınırım. Cimrilikten ve korkaklıktan sana sığınırım. Borcun beni sıkıştırmasından sana sığınırım ya Rabbi. Makam ve mevkiin şımarttığı adamların şerrinden, kötülüğünden sana sığınırım. Ebu Umame diyor ki, ben diyor, Resulullah'ın öğrettiği gibi bu duayı sabah ve akşam okudum. Allah bana merhamet etti. Sıkıntım gitti, borcum ödendi diyor konuşurken Ebu Umame. Borcum ödendi ve sıkıntım gitti. Bakalım Ahmet sıkıntımızı